Sayın seyirciler, hem içeride hem dışarıda piyasaları yakından ilgilendiren önemli kararlar ve veriler bekleniyor. Gözler merkez bankalarında, merkez bankalarının aldığı faiz kararları piyasalara yön veriyor. Dolar, borsa ve altında son durumu ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar'la konuşacağız. Kenan Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Dilerseniz az önce de aktardık. Bugün en önemli gündem maddesi işsizlik rakamlarıydı. İşsizlikte bir düşüş var. Beklenti %11.1 oranındayken işsizlik %10.9 oranında geldi. Şubat ayı işsizlik rakamını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasa nasıl tepki verdi? Piyasa beklentisinin altında geldi. Öncelikle Şubat ayına dönüp bakacak olursak dünyada büyük bir çalkantı vardı finansal piyasalarda. İçeride de belirli belirsizlikler vardı. Ona rağmen bunun daha çok reel kesime yansımadığını görüyoruz. Ayrıca asgari ücret etkisinin de sınırlı kaldığını görmekteyiz. Bu bakımdan olumlu bir gelişme bence. Peki şimdi merkez bankaları piyasalara yön veriyor dedik. Evet. Dilerseniz piyasaların yakından takip ettiği başlıkları hemen yönümüzü çevirelim. Tabii ki. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı 24 Mayıs'ta gerçekleşecek. Geçtiğimiz aylara bakacak olursak Mart ve Nisan'da bir faiz indirimi gelmişti. Doğru. Peki piyasa şimdi Mayıs'ta Merkez Bankası'ndan ne bekliyor? Piyasanın Mayıs'ta Merkez Bankası'ndan beklentisi 50 baz puan bir faiz indirimi şeklindeydi. Fakat son içerideki ve dışarıdaki belirsizlikler bunu birazcık sorgulatsa bile bizim kurum olarak ALB Forex olarak Mayıs ayındaki beklentimiz 25 baz puan şeklinde. Eğer 50 yaparsa bu da sürpriz olmaz aslında. Bir indirim bekleniyor. Tabii ki evet. Özellikle içerideki belirsizlik bu hafta sonu giderilirse gelecek hafta Merkez Bankası'nın eli daha da kuvvetlenecektir 50 puan indirme konusunda. Şimdi bizim bu bahsettiğimiz Mart ve Nisan ayındaki indirim üst bantta gerçekleşen kesinlikle, bir indirimdi. Kesinlikle. Sadeleşme politikası çerçevesinde alt bant sabit kalacak. Üst bantta hızla muhtemelen tek rakamlı faiz oranlarına gerilemiş olacağız. Şimdi Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'tan gelen açıklamalar var. Elitaş Merkez Bankası cesur olmalı dedi. Bu arada enflasyon da Merkez Bankası için önemli bir kriterdi. Enflasyonda bakacak olursak yine geçtiğimiz ay enflasyonda yıllık bazda sert bir gerileme gördük. Evet. Yani enflasyonda Merkez Bankası açısından olumlu geldi. Yine sizce sadece üst bantta mı bir indirim gerçekleşir? Bu aşamada üst bantta indirim daha olası gözükmekte. Her ne kadar içeride senaryo çok pozitif olsa da cari açık cephesinde olsun, enflasyon cephesinde olsun, dışarıdaki gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı baskı bizim de aynı grupta olmamızdan dolayı Türk lirasını da belirli bir baskı altında tutmakta. O nedenle üst bantta bir indirim yapılması daha olası gözükmekte ve daha sağlıklı olacaktır ekonomi için. Peki öngörebildiğiniz puan 50 baz puan. Böyle bir karar gelirse dolarda nasıl bir hareketlilik olur sizce? Geçmişte faiz inince genelde doların yukarı yönlü tepki verdiğini görmüştük. Fakat son 2 faiz indiriminde bunun olmadığını gördük. Bunda da hem enflasyonda yaşanan iyileşme hem iç siyasetteki sakinlikten dolayı ülkenin vizyonunun genişlemesiyle ilgiliydi. Fakat son birkaç haftadır özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı bir atak söz konusu. Özellikle Amerikan dolarının yükseliyor olması olumsuz etkilemekte gelişmekte olan ülke para birimlerini. Bu sebeple birazcık konjonktür, gelecek haftadaki dışarıdaki konjonktür eğer izin verirse dolar TL'de çok olumsuz bir şey beklemiyoruz. Bizim kurum olarak zaten dolar TL beklentimiz yıl sonu içinde 3-10'lar civarında. Yani dolar TL'de çok fazla bir olumsuzluk beklemiyoruz açıkçası. 2015'te yaşanan aynısı %25-30'lara yakın bir değer kaybı bu yıl yaşanmayacaktır. Bu arada şimdi tabii doların yönünü Amerika Merkez Bankası da belirliyor. Fed'i çok konuşuyoruz. Haziran ayında şimdi bir toplantı gerçekleştirecek. Ve önümüzdeki günlerde de yine Fed'in Nisan ayı para politikası tutanakları açıklanacak. Peki Fed ne yapacak? Bu faiz artırımı adımını ne zaman atacak sizce? Fed'in kriterleri birazcık artık istihdamdan öte enflasyona ve günlük saatlik çalışma ücretlerine yöneldi Amerika'da. Özellikle geçen hafta tüketim kanadında gelen olumlu datanın Fed'i bir faiz hazırlığına ittiğini görmekteyiz. Fakat bizim kurum olarak beklentimiz Haziran ya da Temmuz'da faiz artırmayı beklemesek bile Eylül ya da Kasım aylarında yukarı yönlü bir faiz artırımı oluşacaktır. Bu da doları güçlendirecek bir etki. Tabii ki burada Çin'de ya da Avrupa tarafında olumsuz bir gelişme olmazsa birazcık Fed'in diğer bir kriteri de dünyadaki olumsuzluklara karşı dünyanın merkez bankası gibi de facto hareket ettiği için onu da dikkate almakta faiz artırım kararlarında. Şimdi Fed toplantı tutanakları bu hafta açıklanacak. Evet, daha haftanın başındayız. O açıdan sizce tutanaklarda neler yer alır? Piyasaları sizce nasıl yönlendirir? Yatırımcıları bu konuda nasıl aydınlatmak gerekir? Daha çok orada
para kurulu üyelerinin nasıl yönde oy kullandıklarını, artıralım cephesinde Şahin diye tabir ettiğimiz governörlerin kaç tane olduğu ya da işte oy birliğiyle alınıp alınmadığı önemli Nisan kararının. Burada birazcık tabii ki neye atıf yaptıkları da önemli. Biliyoruz bir önceki toplantıdan sonra dünyadaki risklerin artık elimine olduğunu, o tarafa bakmayacaklarını belirtmişlerdi. Muhtemelen iç tüketim, enflasyon ve emtia cephesindeki petroldeki yukarı yönlü hareketin faiz hazırlığı için önemli bir adım olduğu yönde bir bildirim gelirse bunun 2016'da bir faiz artırımı şeklinde değerlendirebiliriz. Haziran'da faiz artırımının gelmesi yönünde aslında kuvvetli sinyaller de var. Fed başkanlarından da çeşitli açıklamalar geliyor Haziran ayına yönelik. Eğer Haziran ayında böyle bir adım gelirse Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir? Şimdi Haziran piyasaya bakacak olursak piyasanın Haziran faiz artımını fiyatlaması %5 civarında şu aşamada. Fed genelde deflasyon riskinden dolayı birazcık daha temkinli adım atmakta. Gelişmeler belli bir noktaya geldikten sonra faiz artırımından yana hareket etmekte. O bakımdan olasılığını çok düşük görüyoruz. Olursa tabii ki beklentiye ters bir gelişme olacağından dolayı gelişmekte olan para birimlerinde bir oynaklık, bir volatilite yaratabilir. Fakat tekrar belirttiğim gibi özellikle Amerikan dolarının son 3-4 aylık seyri birazcık yataya yakın. Çok büyük yani yıkımlar olacağını düşünmüyoruz. Tabii ki bir oynaklık, bir beklenti, bir volatilite oluşacaktır piyasalarda. Bu arada yatırımcılar doların ardından altını tabii ki çok merak ediyor. Biraz altını konuşalım. Altın da hem dışarıdaki fiyat artışından hem de dolardaki oynaklıktan etkilenen bir emtia. Şimdi içeride gram fiyata bakacak olursak yılbaşında 99 liraydı. Nisan'da 109 oldu. Şimdilerde de 121-122 lira seviyesinde gram altın. Gramdaki bu tırmanışı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Gram altın bu yıl rekor kırdı. TL bazında en yüksek seviyesinde 121 doların üzerine 120.66'yı görerek. Sizin de belirttiğiniz gibi bunda ana etken Amerikan doları karşısında altının değer kazanması. 1050'lerden 1300'lere kadar çıkmış durumda. Şu anda 1280'lerde. Tabii doların hareketi birazcık Amerikan dolarının değeriyle ilgili. Amerikan dolarında yaşanan bir değer kaybı direkt doları yukarı yönlü ittiğini görmekteyiz. Bunun yanı sıra jeopolitik riskler ya da finansal sistemdeki sıkıntılar da bir miktar altına talep yaratmakta. Buna ek olarak altını 3-4 yıl çerçevede bakacak olursak 1900'lerden 1050'lere kadar hızlı bir geri çekilme yaşamıştı. Onun tepkisi şeklinde değerlendirebiliriz. Bizim beklentimiz daha çok 1300 seviyesini aşmasının biraz olası olmadığını, çok ekstrem gelişmeler yaşanması durumunda bunun olacağı şeklinde. Altında yatırımcı bu yıl neredeyse 4 ayda %20'ye yakın bir getiri elde etti. Bu yılın geri kalanında bu kadar hızlı çıkacağını düşünmemekteyiz. 1300 doları test etti ama. Evet, çok test etti. Evet. Geçen hafta test etti. Fakat orada bir sıkıntı var. Neredeyse son 1,5 aydır 1280 üzerinde kalıcı kapanışlar yapamamakta altın. Burada bir miktar altın üretici şirketlerin pozisyonlarını, çıkaracakları altınları hedge etmek için, gelecekteki fiyatını sabitlemek için fiziki satım olduğunu görmekteyiz piyasada. Hızlı geri çekilmeye karşı bir önlem olarak. Bu bir miktar baskı yaratmakta. Tabii diğer yandan da Çin tarafından birazcık fiziki talep var. Bu da canlı tutmakta fiyatları. Tabii şimdi düğün sezonunda başladı. O halde yatırımcılar bu dönemi nasıl değerlendirmeli? Ne yapmalılar? Almalılar mı? Satmalılar mı? Ne yapsınlar? Her ne kadar düğün sezonu fiziki bir talep yaratıyor olsa bile altının temel etkileyen kuvvetler daha büyük şeyler, kavramlar. Özellikle bu Hindistan'da da özellikle muson sezonu başlayınca düğün sezonunda büyük talepler olsa bile altın fiyatını belirlemekten uzak. Altın fiyatını etkileyen daha çok Amerikan dolarının değeri. Bu da Fed faiz artıracak olursa altında bir gerileme yaşanacağını düşünebiliriz. Ama Fed faiz artırmayı ertelerse bu altını kuvvetlendirecektir. Tabii buna ek olarak biraz önce de belirttiğim gibi political, ekonomik riskler ve buna benzer etkenler altına talebi artıran etkenler olarak değerlendirebiliriz. Dilerseniz hemen borsayla devam edelim. Borsa özellikle şimdi yurt dışındaki piyasalar hareketli. Tabii ki bunun etkilerini de içeride görüyoruz. Borsa yurt dışında paralelde hareket ediyor. Mayıs başında 81 bin seviyesindeydi. Şimdi bu biraz daha aşağısında an itibariyle 77 binin biraz üzerinde seyrediyor şu anda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Önemli direnç noktaları nereler olacak? Burada 200 günlük bir hareketli ortalamamız var bizim. O da 77.600 seviyelerinde. Dolar bazında test ettik orayı aslında. Birazcık da altına sarktık ama TL bazında hala kırılmış değil. Eğer bu seviyelerde tutulursa
tekrar 80 bin üzerine çıkması mümkün borsanın. Dışarıdaki gelişmelerin olumsuzluğu halinde ise tekrar bir 77 bin, 76 bin 500 denenebilir. Zaten mevsimsel olarak Mayıs ayı birazcık geçmiş 10 yıla baktığımızda hep negatif getirilerin öne çıktığı bir ay olarak değerlendirebiliriz. Bu yılda birazcık ona benzer bir hareket söz konusu. Özellikle bu hafta sonu içerideki belirsizliklerin açılmasıyla birlikte yukarı yönlü bir tepki oluşması muhtemel dışarıdaki koşullarda uygun olursa. Çok kısa hemen petrolle ilgili görüşümüzü de alalım. Onu da merak ediyoruz. Az da bir vaktimiz kaldı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs petrol öngörüsünü, petrol fiyatı ile ilgili öngörülerini yükseltti. Arz da aslında artık düşüşe geçti ve petrol fiyatları bununla birlikte yükselişe geçti. Petrolde yönlü olur peki? Petrolde birkaç etken önemli faktör oluşturmakta. Bizim kurum olarak Ocak'taki beklentimiz 38-36 dolar civarındaydı o zaman petrol 26 iken. Tabii bizim beklentimiz de aşarak 47'lere doğru çıkmış durumda. Özellikle Brent tipi petrol bizim ve dünyanın kullandığı. Bunda birkaç etken söz konusu. Sizin de belirttiğiniz gibi arzda yaşanan kısıtlama. Ona ek olarak Kanada'da, Nijerya'da ve diğer bazı bölgelerde arz yönlü kısıtlar petrolün fiyatını yukarı yönlü itmekte. Ama ana faktör burada arz talep dengesi. Dünyada 2015'te 1.2 milyonluk günlük bir arz fazlası vardı. Bunun 600 bine düştüğünü görmekteyiz. Bu muhtemelen yılın ikinci yarısında başa baş noktasına gelecektir. Bu da petrol fiyatını yukarı yönlü destekleyecek bir etken olacaktır. Tabii orada sıkıntı hızlı bir şekilde 40'lardan 48'lere gitmiş durumda. Kar satışlarına karşı dikkatli olmak gerekmekte açıkçası. Peki, ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar, teşekkür ediyoruz. Ben değerlendirmeleriniz için sağolunuz. Sayın seyirciler, piyasayla ilgili gelişmeleri aktardık. Ekonomideki diğer gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Sinpaşa Emir Panorama işin sırrını sundu.